Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, FM TV'nin en genç programı olan Örnek Gençler programıyla sizlerin karşınızdayız. Bugün yine Muhammed Hocam ile birlikteyiz. Gerçekten bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Mevla Teala programımızı tesirli eylesin inşallah. Evet, bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine Muhammed Hocam ile konuştuk ve kararlaştırdık. 3 konu inşallah sizlere bahsedeceğiz. Konularımız zulüm, merhamet ve çocuk nasıl yetiştirilir? Bu konu hakkında inşallah sizlere bu konulardan bahsedeceğiz. O yüzden bu konular çok önemli olduğu için pür dikkat inşallah burayı dinleyelim inşallah. Mevla Teala dediğimiz gibi programımızı tesirli eylesin. Evet Muhammed Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Nasılsınız hocam? İyiyim hocam, elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam, vallahi şükür. Hocam bugün Örnek Gençler'de biliyorsunuz ki 41. program, 40 bölümdür seyircilerimize her zaman elimizden geldiği kadar faydalı ilimler vermeye çalıştık. İnşallah bu 41. bölümden sonra da aynı şekilde seyircilerimize güzel bir şekilde güzel ilimler vermeye çalışacağız inşallah. Bu 40 bölüm hakkında bizlere ne söylemek istersiniz hocam? Hocam şunu söylemek isterim ben olayın başlangıcından bu yana. Şimdi biz ilk zamanlar bize TV'miz açıldığında çok da süre olmadı 2 yıl önce. Dediler ki FM TV'de dediler size de bir program vereceğiz dedi hocamız bize de. O zaman tabii yaşımız da biraz küçük olması hasebiyle tabii böyle şeylere de hani TV açılmış, TV ekranlarına çıkmak biraz yabancı olmamız hasebiyle de şey yaptık. Yani biraz ilk başlarda işte biraz heyecan bastı, daha çok çalışmalar başladı gibi gibi. O zaman tabii daha icazet almamıştık 12 kişilik sınıfımızla beraber. Başımızda da Mümin Hoca ile beraber nasıl bir program yapalım diye oturduk, düşündük ve istişareler sonucu da böyle bir program yapalım dedik. İsimler ortaya konuldu. Bu arada programımızın ismini de Fatih Hocamız Örnek Genç olarak hocamıza sunmuştu ama hocamız sonra Örnek Gençler onu olarak değiştirmişti. Yani programımızın ismiyle beraber, içeriğiyle beraber böyle bir program hazırladık. Ve ilk buraya oturduğumuzda Ali Rıza Hocamızla beraber, Ahmet Faruk Hocamızla beraber, işte Mümin Hocamızla beraber şuraya oturduğumuzda, şu sahneye oturduğumuzda hepimizde büyük bir heyecan var. Yani Allah razı olsun hocamızdan. O zamanı gelene kadar tabii biz işte ondan önceki yarışmalar oldu. Türkiye Atimini Seçiyor yarışmaları oldu. Çıktık seyirciler karşısında konuştuk ama hiç böyle stüdyoda hayatımızda görmemişiz. Onun öncesinde de bir programa çıkmıştık. Geldik oturduk buraya tabii. Hepimiz heyecanlıyız falan. Ondan sonra birinci bölümümüzü öyle yaptık. Yaptıktan sonra hocam onu band kaydı yapmıştık. Perşembe günü o zaman veriliyordu programlarımız. Hepimiz tabii telefonu almışız elimize hocamızın telefonuyla beraber işte programımızı seyrettik falan. Bir çalışma ondan bir sonra yaptınız. Evet yani normalde şu anda mesela misal veriyorum 2 günde çalışılan bir konuyu biz o zaman 2 hafta çalışmıştık. Yani üst üste arkadaşlarımızla falan. Çok en güzel programımız yani zaten hoca arkadaşlarımızın hepsi de bunu söyler. En güzel programımız ilk yaptığımız programımız diye hep söylerler. Niye? O heyecan, o yenilik, işte o değişiklik, her şey çok mükemmeldi o program adına yani. Buraya geldiğimizde, oturduğumuzda hocamızla beraber, Mümin Hocamızla beraber o programı çektikten sonra inanılmaz bir yani haz aldık buradan, zevk aldık program çekmekten. Ondan sonra program çekimlerine devam ettik. Neticesinde bugün de 41. programımızı çekiyoruz elhamdülillah. İnşallah bu zamana kadar, şu bölüme kadar seyircimize inanıyorum ki biz çok faydalı bilgiler vermeye çalıştık. Onlar da bu faydalı bilgilerden yararlandılar. Bundan sonra da inşallah yine seyircilerimize daha da güzel bilgiler vererek, onları daha da aydınlatarak onlara ışık tutmaya çalışacağız inşallah hocam. İnşallah hocam. İnşallah. Evet izleyenlerimiz, dediğimiz gibi bugün zulüm, merhamet ve çocuk eğitimi nasıl olmalıdır? Bu konuları sizlere işleyeceğiz inşallah. Sizler de bizlere sorularınızı sormak istiyorsanız 0545 905 1861 telefondan WhatsApp veya normal mesaj üzerine bizlere ulaşabilirsiniz. Bir şey sormak istiyorum. Şu anda gerçekten hani mesaj olarak çok mesaj olduğu için bazı mesajlara cevap veremiyoruz. Ama programdan sonra inşallah bu mesajlara cevap vereceğiz inşallah. Muhammed hocamızın da dediği gibi bugün 41. bölümdeyiz. 40 bölümdür sizlere güzel bilim şey güzel ilimler vermeye çalıştık. O yüzden Muhammed hocam ile yine konuştuk ve talebelerimizden bir tanesinin de hatimini aldık. Daha yeni hatim indirmişti. Onu da aldık. Bu programı, bu 40 bölümlük 41. programı sizlere hediye ediyoruz. Önümde bazı isimler var. Bu isimler bizlere
bu hafta içerisinde bizlere mesaj atan isimler. O isimlere inşallah program sonunda Muhammed Hocam hem onlara dua edecek hem de onlara bir hatim ruhlarına ve ruhaniyetlerine inşallah sizlere hediye edeceğiz. Şimdi ben o isimleri saymak istiyorum. Nigar Kabasakal, Tayfur Pehlivan, Fatih Kabasakal, Mücip Çağatay, Fatma Bayaral, Şahibe Altıntaş, Vahhab Şanlıer, Mustafa Erdem, Necati Yavuz, Mustafa Bayraktar, Kamil Güneş Doğdu, Rıfat Yavuz, Ayşe Özkan, Mehmet Çınar, Alişen Baltacı, Mehmet Celal Budak, Habib Rahman Çağatay, Kezban Erdoğan, Feyza Bayaral, Murat Alan, Sabri Usta, Temel Bodur, Emrullah Geçgel, Mesibe Geçgel, Osman Boyacı, Fatma Ekinci, Melike Özmen. Bu kişiler aralarında vefat eden de var ve aralarında şu anda hayatta olan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz de var. İnşallah Muhammed Hocam programın sonunda duamızı da yapacağız. Hatimlerimizi de ona hediye edeceğiz bu isimleri inşallah. Sizler de bizlerin dualarına ortak olmak istiyorsanız 0545 905 1861'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ben ilk soruyu sorarak programımıza başlamak istiyorum. Evet Muhammed Hocam, ilk zulüm konusunu inşallah sizlerle işleyeceğiz. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek vermek istiyorum hocam. Şimdi peygamberimiz zamanında her zaman diyoruz ki işte Ebu Cehil peygamberimize yapmadığı zulüm bırakmadı. İşte namaz kılarken kafasını şey bıraktı. Ondan sonra işte bir mahalleye hapsetti. İnsanlar aç kaldı. Bunun gibi peygamberimize Ebu Cehil çok 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 ve diğer peygamberlere o zamanki kafirler çok çok zulüm yaptı. Peki biz her zaman diyoruz zulüm 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 diyoruz. Peki bu zulüm nedir? Bize biraz açabilir misiniz hocam? Hocam öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim bu programımız biliyorsunuz ki seyircimize özel bir program. Yani bu 41. bölümümüzü biz tamamen seyircilerimize özel bir program yaptık. Zulüm, merhamet ve çocuk eğitimi konusu. Niye bu üç konuyu ele aldığımızda yani seyircilerimiz merak ederse evvela onu açıklamak istiyorum ben. Seyircilerimizden bize sürekli mesaj geliyor hocam. İşte hocam şu komşum bana şöyle yaptı, benim ona ne yapmam lazım? Hocam şu insan işte şu amcamın oğlu veya işte halamın oğlu veya eltim veya şu bu bana şöyle zulmetti, böyle zulmetti, benim ona ne yapmam lazım? Yani birçok bu konu hakkında, özellikle zulüm konusu hakkında bizlere birçok sorular geldi ve biz de onlara yapılanları zulüm olarak, onların yapması gerekenleri de merhamet olarak bugün ele alacağız. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendisine zulmedin elini tersiyle itmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in oğlunu bile, bakın Ebu Cehil'in oğlu ki peygamberimizin ifadesi var, bana babasından daha çok eziyet etmiştir diye. Onu bile ne yapmıştır? Dini mübini İslam'a teslim olduğunda, Müslüman olduğunda kabul etmiştir. Vahşi radıyallahu anh'ı bile ki amcasını şehit ettiği halde, Hazreti Hamza'yı şehit ettiği halde ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Onun gibi işte birçok gayrimüslimken önceden, sonradan Müslüman olanları ne yapmıştır? Hepsini kabul etmiştir. Ebu Süfyan'ı dine kabul etmiştir. Yani kendisine zulmedenlerin hiçbirine ne yapmamıştır? Zulümle karşılık vermemiştir. Zaten hadiste var hocam. Aynen öyle. Bizim hocamızın, Mesut hocamızın bir ifadesi vardı hocam. Derdi ki sana taş atana sen gül at. Sana taş atana sen gül at. Burada bir parantez açmak istiyorum. Mezarına değil hocam. Bizzat kendisine yani. Şimdi insanlarımız artık o dereceye geldi ki hocam, tahammülsüzlük son derece zirvede. Tahammülsüzlük son derece zirvede. Yani kimsenin kimseye tahammülü yok. Kimsenin kimseye sabrı yok. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Seyircilerimizden bize gelen mesajların %90'ı diyorum hocam size. Sizinle beraber hatta baktık. Evet. %90'ı bize gelen mesajların, hocam o bana böyle yaptı, ona ne yapmam lazım? Hocam o bana şöyle zulmetti, benim nasıl davranmam lazım gibisinden bize mesajlar gönderdiler. Biz onlara yapılan zulümlerin karşılığını da merhamet konusuyla bugün ele alacağız inşallah. O yüzden bu konuları özellikle bu bölümümüz, yani seyircimize özel olan bu bölümümüzü seyircilerimize buradan söylüyorum. Yani normalinden daha da dikkatli dinlemelerini tavsiye ediyorum inşallah. Çocuk eğitimi konusuna gelince hocam, bizleri böyle ekranda genç olarak, genç hocalar olarak gördükleri için seyircilerimiz arasından etkilenenler var. Ve bizlere hep şunu söylüyorlar yani, hocam işte sizin gibi genç hocaları görmekten mutluluk duyuyoruz, haz duyuyoruz. İşte sizin gibi gençliğin yetişmesi için, Efendi Hazretlerimizin ölçüsünde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kriterlerinde bir gençliğin, bir çocuğun yetişmesi için ne yapmamız lazım gibisinden böyle bizlere ifadeler geliyor
mesajlar geliyor. Biz de dedik ki madem ki bu programımızı seyircimize özel bir program yapacağız. O zaman dedik inşallah onların isteği üzerine bir program yapalım dedik. Rabbim inşallah programımızı şimdiden feyizini, bereketini arttırsın diyorum. Şimdi sorduğunuz soruya gelince zulüm nedir hocam? Zulümün lügat manası güçlü olan bir insanın eli altında olan insanlara hunharca, adice, kötü bir biçimde işkence etmesine denir. Bakın işkence, burada yine bir parantez açıyorum. İşkence sadece işte başka aletleri alıp insanı şu yana saplamak, bu yana saplamakla da olmaz. İşkence laf işkencesi de olur. İnsan insana sözüyle işkence eder yani. Adam mesela adamı gördü. Ona karşısına geçip ailesinin yanında, çocuğunun yanında, arkadaşlarının yanında küfür etmesi ona nedir? Hatta şöyle bir söz var. Zulümdür yani. Yara izi geçer ama kalpte yara olunca geçmez izi diye. Yani cerahatü sinani leha iltiyamun ve la yeltemu ma ceraha lisan diye bir söz vardır. Hazreti Ali'nin sözü olması lazım. Bir büyük bir Allah dostunun sözü olabilir. Kılıç yaraları diyor, mızrak yaraları tedavilerle geçer. Ama dil yarası, kalp yarası hiçbir zaman oradan geçmez. Düşünün ya adam size çoluğunuzun, çocuğunuzun, arkadaşlarınızın içerisinde ana avrat düz gitmiş. Şimdi o adam gelse sizden özür dilese bile siz onu hayatınız boyunca, siz de onu affetseniz hayatınız boyunca onu unutabilir misiniz? Unutamazsınız yani. İşte zulmün lügat manası güçlü olan bir kimsenin eli altında olan bir kimseye veya işte gücü yettiği bir kimseye ne yapmasıdır? Zulmetmesidir. Parantez içinde tekrar söylüyorum. Zulüm işkence etmesi anlamına da gelir. İşkence etmek de bu laf işkencesi olur. Veya işte onun üzerine yürüme işkencesi olur. Onun kalbini daraltma işkencesi olur. İnsan insanı kıskanabilir. Ama sen başkasını kıskanıyorum diye başka yollara başvurursan, ona zulmedersen bu sefer dünyada belki sen üstün gözükürsün ama ahirette gel bakalım derler sana buraya. Hiç kimse kusuruma bakmasın yani. O yüzden ne yapacağız? Bir kere bir Müslümana zulmetmez hocam. Bir Müslümana zulmetmez. Bir Müslümana küfretmez. Bir Müslümanın üzerine yürümez. Yürümez yani. Müslüman kardeşliğinin innemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum. Hepiniz müminsiniz. Aranızda sulh edin, anlaşın, barışın ayetinin tecellisini bilen, bu ayetin mealine göre, tefsirine göre, tecellisine göre hareket eden bir insan hiçbir Müslüman kardeşine zulmetmez. Sen zulmediyorsan bir kendini kontrol et yani. Bak bakalım sende ne ahlakı var. Burada hepimiz insanız. Sonuçta peygamberlerimizin hepsi neydi? Peygamberimiz neydi? Peygamber olan peygamberimizdi. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında tartıştılar. Seslerini yükselttiler. Ayet geldi yani. Ve Hazreti Ömer diyor ki az kalsın diyor bu Ömer helak oluyordu diyor yani. Helak oluyordu. Sahabelerin de hatası var mıdır? Vardır. Haşa bakın hatası derken burada teşbih manasında söylüyorum. Onların hepsi bizim efendimizdir yani. Onların hepsi bizim gözümüzde alel rasi vel ayn, başımızın gözümüzün üstündedir. Onlara kesinlikle ifade kullanılmaz. Ama teşbih olarak söylüyorum. Şimdi biz de insan mıyız? Evet. Yine Allah dostu olan Efendi Hazretlerimiz. Bizimle hatalarımız olur mu? Bizimle bazı yerlerde nefsimiz öne çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama önemli olan o hatayı anlamak, hatayı anladıktan sonra o hatayı düzeltmek için uğraşmak. Zulme başvurmamak. Adam gerçekten biraz kendi nefsini ortaya koymaya başladığı zaman, size yemin ediyorum hocam, insanları eze zulmediyor. Ve hiç de acımıyor. Yaptığında da haklı olduğunu düşünüyor. Rabbim o yüzden zulmedenlerin zulmünden mazlumları muhafaza eylesin diyorum inşallah. Zulüm nedir konusunu tekrar toparlayacak olursa, bir Müslümana zulmetmez. Müslüman zulüm için yaratılmamıştır. Müslüman sulh için yaratılmıştır. Ama şöyle ilginç bir şey de söyleyeceğim size. Zulüm Müslümanın dünyada yoldaşı, kabirde de arkadaşıdır hocam. Nasıl hocam şimdi falan diyeceksiniz. Çünkü bakın bir kafir bir Müslümana zulmetmeden durur mu? Durmaz. Durmaz.
Ama Müslüman o zalimliğe karşılık verirse, Müslümanlığının gerektirdiği şekilde, kendi dini mübini İslam'ının emrettirdiği şekilde karşılık verirse, o zaman ona mükafat olarak kabirde ne olacak? Arkadaş olacak yani. Gelecek kabirde ona diyecek ki, bak diyecek, ben senin dünyadayken sana zalimlik yapıldığı halde sabredip Müslümanca cevap verdiğin, yeri geldiğinde bu savaşmak olur. Dedelerimiz bizim Osmanlı. Öyle değil mi? Evet. Zalime yeri geldiğinde anlayacağı dilden, yeri geldiğinde ama. Yeri geldiğinde anlayacağı dilden ne yapmışlardı cevabı? Evet. Vermişlerdir. Diyecek ki bak diyecek, ben senin o amelinim. O yüzden bu zalim niye biz olalım ki? Zalim kafir olsun ya. Zalim niye biz olalım yani? Biz niye zalim olalım ki? Adam kendisine baksın. Yani şimdi düşünün. Bir giriyor bir adam bir ortaya. Bu var ya zalim. Allah bunun şerrinden bizi muhafaza eylesin. Kaç 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 geliyor. Şimdi böyle söylenilmesini ister mi bir insan kendisine? Ama söylüyorlar sana. Ama insanın işte kendini tatmin ettiği, morfinlediği tabiri caizse bazı ortamlar var. Adam şimdi bazı konularda, her insan her konuda süper bir insan olacak diye bir şey yok ki. Bir insan şu konuda haklıysa bu konuda haksızdır. Şu konuda süperse bu konuda değildir. Bu insanlık hali. Her insan her şeyi bilecek diye bir şey yok. Yok yani, öyle bir yaratılış yok. Rabbimiz ne diyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪ينَ Biz diyor insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra ne yaptık diyor? سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonu diyor onu en alçaklardan alçak olan dünyaya indirdik. Dünyaya geldin mi sen? Geldin mi? Yani sen şu an neredesin? Dünyada. Ve sana hatalarını öğretecekler. Ama öğrenebilirsen. Öğrenmek istersen. Öğrenmek istemezsen kendi boyunca, kendi tartınca, kendi vezince ölçersin, biçersin, tartarsın ve kendini her zaman haklı görürsün. Ama kabirde gittiğinde ne derler sana? Gel bakayım oğlum sen buraya bir. Nasihatle sen gel bakalım. Musibet. Aynen öyle hocam. Nasihatle anlamazsan musibetle anlatırlar sana. O yüzden Rabbim nasihatle anlamayı bizlere Amin. İkram eylesin inşallah Amin. Diyorum. Şimdi hocam zulüm nedir konusunu işledik. Peki bir insan dünyada bir insana zulüm yaptı veyahut işte yoldan geçti, bir Müslüman yoldan geçerken işte ona laf attı, işte onun kalbini kırdı veyahut da işte dediğimiz gibi işkence olabilir, herhangi bir şey olur, bir insana zulmetti. Peki bu insan dünyadaki durumu veyahut da ahirette, hem dünyada hem de ahiretteki durumu nasıldır hocam? Şimdi hocam bunu iki çeşit söyleyelim. Bir zulmettikten sonra zulmettiğini anlayan bir adam ve bundan pişman olan bir adam vardır. Bir de zulmettiğini anlamayıp aksine zulmünü haklı görüp zulmünün üstüne giden adam vardır. Şimdi zulmettiğini anlayan adama gelecek olursak hocam, misal veriyorum. Bir arkadaşımıza bazı konularda zulmetti. Zulmetti yani. Ondan sonra kalktı, hani tabiri caizse kendisini masaya yatırdı ve zulmettiğini de anladı. Evet. Sonra gitti o arkadaştan özür diledi. Dedi ki bak kardeşim, ben sana böyle 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 şeyler yaptım. Ben dedi maruz gör, hatam maruz gör, barışalım. O dedi ki bak ben de sana böyle 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 hatalar yapmıştım. Sen de benim hatalarımı maruz gör, ne yapalım barışalım. Tak Müslümanca ne yaptılar? Barıştılar. Ama bakın hocam, barışsalar bile bakın komşulara, elçiler arasındaki diyaloglara, işte geline, yeni geline, şunlara bunlara özellikle sesleniyorum. Yani özellikle kadınlara sesleniyorum bu konuda. Hemen öyle bir anla samimiliği beklemeyin. Her şeye zamana bırakın. Çünkü niye? Sizin aranızda bir kere küskünlük perdesi ne olmuş? Olmuş. Yeni barışsanız bile bazı şeylerin yeniden pekişmesi için neye ihtiyaç var? Zamana ihtiyaç var. Sen şimdi zamana bırakmazsan olayı, bir anda 5 sene önceki haline bir dönersen bu sefer yine 3 gün sonra ne yaparsın? Aynı duruma düşersin yani. O yüzden bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Özellikle hanım annelerimize sesleniyorum burada. Erkeklere de sesleniyorum ama özellikle hanım annelerimize. Niye? Çünkü insan bir şeyi çok çabuk elde ettiği zaman onun kıymetini ne yapmaz? Bilmez. Yani o bir mahcubiyeti hisset. O mahcubiyeti bir hisset yani. Karşındakine biraz hissettir mahcup olduğunu. Hata yaptığını biraz hissettir. Biraz anla, biraz otur düşün, biraz tefekkür et, biraz istiğfar çek, biraz tövbe dile o hatandan. Yani bunların hepsi neye bağlı? Zamana bağlı bir şey. İşte bunları yaptığı 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra o zaten eski dostluk ne yapmaya başlayacaktır? Pekişmeye başlayacaktır. Niye? Bunu söylememizin sebebi de şimdi barıştı misal veriyorum iki kişi. Sonra bir anda eski hallerine dönüyorlar.
eski hallerine döndükleri zaman zaten eski hallerinden dolayı ne olmuştu bunlar? Küsmüşlerdi yani. O hale döndükleri zaman bir daha ne oluyorlar bu sefer? Yine araya küskünlük giriyor. Bu sefer yine birbirlerine zulüm yapıyorlar yani. Yine birbirlerine zulüm yapıyorlar. Bu da ek bir bilgi olsun. Şimdi zulüm yapıp zulmünü anlayan bir insanın yapması gereken şey istiğfar çekmektir. Tövbe etmektir. O insanın tekrardan gönlünü almaktır. Bazı şeyleri biraz zamana bırakmaktır. Eğer adam bunu yaparsa o zaman kararmış olan kalbi tekrar aydınlatır. Şimdi hocam şu bardağın içerisinde berrak bir su var. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ben bu bardağın içerisine getirdim. Motor yağını döktüm. Simsiye oldu bu değil mi? Evet. Heh. İşte senin kalbin zulüm yapmadan önce böyleydi. Zulüm yaptıktan sonra simsiye oldu. Şimdi getireceksin tekrar suyu. Ne yapacaksın? Onun üzerine yavaş yavaş tövbeyle, istiğfarla, şununla, bununla o içerideki pislikleri ne yapacaksın yavaş yavaş? Atacaksın. Dışarı akıtacaksın. Ama sen kalkıp bir anda bunun boşalmasını istersen ne olur bu? Tekrar eski sisteme ne yapmış olur? Dönmüş olur. Rabbimiz zaten her şeyin yolunu ne yapmış bize? Söylemiş. Bakın hocam bir ifade vardır. İnsan namazda kendine lanet okur. İnsan namazda kendine nasıl lanet okur ya diye düşüneceksiniz ama ayet var. Ela lanetullahi ala zalimin. Ela agah olun diyor Rabbimiz. Dikkat edin, dikkatli dinleyin, dikkatli. Lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Şimdi adam zalim. Adam kendisi zalim. Durdu namaza, o ayeti okudu. Ela lanetullahi ala zalimin. Bu adam namazda kendine şimdi zulmetmedi mi? Kendisine lanet okumadı mı? Evet. Heh, işte o laneti almayacaksın üstüne. Rabbimizi lanet üzerine alır mı mübarek ya? Yani şu zalimliğini bir keşfet. Ya zalim olabilirsin. Önemli olan bunun bilincinde olup o hatadan dönmendir senin. O hatandan dönmendir senin zaten. Zalimliği bir kenara bırak. Bir kenara bırak zalimliği ya. Ya niye insanlara zulmediyorsun sen? Ya yemin ediyorum hocam 70 yaşında bir insan tanıyorum ben. Hayatı boyunca insanlara zulmetmiş. Bakın hayatı boyunca insanlara zulmetmiş yani. Ölse arkasından ağlayanı yok, sevineni var ya. Ya böyle insan olunur mu ya? Sen ölüyorsun, millet ağlıyor. Şey ağlıyor diyorum, özür dilerim, gülüyor. Ulan gitti de kurtuldu diyor ya. Böyle bir insan olmak istiyor musun sen? Geçen bir arkadaşımızla oturuyoruz. Dedi ki o arkadaşımız. Bak dedi Muhammed dedi. Konuşuyoruz. Ben de hep şöyle düşünüyorum dedi. Acaba dedi ben ölsem. Birinci, ikinci, üçüncü gün ve dördüncü günden sonra annemin, babamın, kardeşimin, amcamın, dayımın, akrabalarımın dışında ben öldüm diye kim üzülür diye hiç düşündün mü dedi. Aynen böyle. Vallahi düşünmedim dedi. Ve oturdum biraz düşündüm hocam. Etrafımda kendime yakın zannettiğim ama aslında uzak olduğum o kadar çok insan olduğunu buldum ki hocam. Hemen gittim onlardan özür diledim yani. Hemen hiç beklemedim. 2-3 tane insan buldum zaten. Hemen ne yaptım onlardan? Özür diledim yani. Hemen bu işin buldu mu çıkıntısını? Yine uzak olduğumuz insanlar var mıdır? İllaki vardır. Onlar da ne dedik işte? Zaman. Zaman her şeyin neyidir? İlacıdır. Ya hocam bu sadece zulüm konusunda değil. Dediniz yani bir insan vardır dediniz. İşte zulüm yaptığını fark eder dediniz. Sonra işte o şeyden vazgeçmesi lazım demiştiniz. Şimdi bu gayet bir sıkıntı halinde şu anda. Zaten hocamız da bundan çok bahsediyor. Yani bu sadece zulüm konusunda değil. Her konuda mesela bir insan mesela 70 yaşına geliyor. Ondan sonra işte zulüm etmiş dediğiniz gibi veyahut da işte namaz kılmamış, onu yapmamış, bunu yapmamış. Diyor ki zaten diyor bu saatten sonra diyor Allah bizi affetmez diyor. Evet. Bu saatten sonra diyor yani şey bir şey ama aslında hiç alakası yok. Hani bir tane birisi varmış hocam kıssada tam adını hatırlamıyorum. Bu zat işte ne yapmaya gidiyor? Müslüman olmaya gidiyor. Artık yani şehrini bırakıyor, kafir şehrini bırakıyor, Müslüman olmaya gidiyor. Tam Müslüman olmaya giderken vefat ediyor. Sonra vefat edince işte melekler geliyor. Allah-u Teala diyor ki attığı adımlara bakın diyor. Hangi Müslüman şehrine daha yakınsa, yani Müslüman olmaya gidiyordu çünkü. Hangi şehre yakınsa bakın. Ona göre hani mesela işte Müslüman şehrine daha yakınsa cennete gidecek. Müslüman şehrine yakın değilse cehenneme gidecek diyor. Melekler tartıyorlar. Bu sefer aynı geliyor. Ne bir adım işte o şehrin ne adım böyle. Allah-u Teala bir adım onu şeye çektiriyor. Müslüman şehrine çektiriyor. Evet. Yani bu adam hadi olsun 50 yaşına. Yani 50 yıl boyunca zulüm yapmış, namaz kılmamış, işte zina yapmış, her türlü şeyi belki de yapmış. Ama bir yola çıkıyor, Müslüman olmaya gidiyor ve Allah-u Teala bunu affediyor. Evet.
Yani o yüzden hiçbir şey için daha hiçbir şey geç değil yani. Yani sen 80 yaşında da olsan, 70 yaşında da olsan, 70 yaşında da olsan, ne yaşında olursan ol, tövbe ettikten sonra Allah-u Teala seni bir şekilde affeder yani. Allah-u Teala'nın tabiri caizse bizi cennete sokmak için zorluyor yani. Bu kadar nimet vermişken zaten bizi cehenneme sokmak zaten Allah-u Teala da istemiyor. Allah-u Teala'mız çok merhametli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden yani hiçbir şey için geç değil. Yani dediğiniz gibi bir zulüm yaptığımız zaman ne yapacağız? Ondan vazgeçeceğiz. Yine zulmü bırakacağız. Onu yaptığımız zaman zaten Rabbimiz diyor, tamam diyor, sen af diledin, kulumun da gönlünü aldın diyor. Tamam evet. Diyor artık seni ayıralım köşeye. Ama düşünün hocam, adam şimdi hiç kabul etmiyor. Yok diyor, ben haklıyım diyor kardeşim. Haklıyım derken bile insanlara zulmediyorsa bu adamın işi yaş yani. Evet. Bu adamın işi yaş. Rabbim onu ne diyelim, zalimliğinden muhafaza evet. eylesin. Aa. Bizi korusun onun zulmünden yani. Biz ne yapalım, yapacak bir şeyimiz yok. Ona da hidayet edası verirsin. Şimdi Rabbimiz ayet kelimesinde buyuruyor ki hocam, bu zalimlik hakkında, Müslümanlara eziyet çektirenler hakkında buyuruyor ki meselühüm kemeselil ledistevgale nara, diyor ki onların diyor misali elinde diyor şöyle kandil tutanların misali gibidir. Kandil yani kibrit tutuyor, onunla aydınlanıyor. Felemma adaat ma havlehu zehaballahu binurihim ve terakahum fi zulumatin la yubsirun. Ne zaman ki diyor o elindeki kandil sönünce Allah diyor onun bütün nurunu giderdi, karanlıklar ardında hiç göremeyeceği şekilde kaldı. Nursuz kaldı yani. Zulmü zulümatü yevmel kıyame. Zulüm kıyamet gününde karanlıklardır. Zulmün kendi manası karanlıktır zaten. Ya yani zulmün kendi manası karanlıksa, karanlık olan bir şeyde hayır olur mu ya? Karanlık olan bir şeyde hayır olur mu hocam? Sen şimdi kalbini doldurmuşsun pislikle, çalı çırpıyla. Bu kalbe şimdi nur girer mi? Girmez yani. Şuraya bir ayna koyun, üzerine toprak örtün. Bu aynada bu ışık şey yapar mı, yansır mı? Yansımaz yani hocam. İnsanın içindeki neyse dışına da o yansır. Bir de şöyle bir şey var. Adam diyor pişman oldum diyor. İki gün sonra aynı hareketi yapıyorsun sen. İki gün ya. İki gün. Üç kürek aldın oradan, beş kürek üstüne doldurdun. Deliği tıkadın yani. Döndün sen, tıkandı babaya. Bu sefer bir daha onu nasıl boşaltacaksın yani? O yüzden hatanı anladığın zaman hemen kendini ameliyat masasına yapacaksın, yatıracaksın. O hatayı tık söküp alacaksın yani. Nefsinin hoşuna gitse de gitmese de bu işin üzerine yürüyeceksin. Yürümezsen senin üzerine yürüyorlar işte. Yani ya kendi işini kendin halledeceksin, Allah dostlarının istediği şekilde, Rabbimizin istediği şekilde, ya da o insan sana hayatın boyunca imtihan olacak yani. Ne gerek var bunlara ya? Ya bana sevmediğim adam niye imtihan olsun yani? Düşün ya, sevmediğin bir adamı sevdiğin bir adamdan daha çok düşünüyorsun. Sevmediğin bir adamı sevdiğin bir adamdan daha çok düşünüyorsun. İnsan sevmediğine benzer der büyükler. Nasıl yani sevmediğine benzer? İnsan çünkü düşündüğüne benzer. Gönlün kime dönlükse ona benzer. Sen şimdi düşün, sevmiyorsun bir adamı. Hep onu düşün, ulan bunun ağzını şöyle kıracağım. Bunun ağzını böyle kıracağım. Kafasını tutup şöyle vuracağım. E ne yaptın? Sen onu düşüne 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 bakarsın, onun halleri, hareketleri sana geçmiş yani. Adam gönlü daralır ya. Gönlü daralır ya adamın. Görmekten böyle tiksinir yani böyle bazen. Görmekten tiksinir yani. Allah'ın kulunu görmekten tiksinilir mi ya, haşa? Tiksinilmez ama ne yapayım diyor adam. Nefret ettirdi gidiyor kendisini benden. Gücü de yetmiyor demek ki garibimin. Yani bu güç sadece şey olarak da düşünülmesin. Adam mesela, misal veriyorum, bileği kuvvetlidir, aklı değildir. Aklı kuvvetlidir, bileği değildir. Karşındaki peygamberimize iki tane adam geldi. Bir tanesinin edebiyatı kuvvetli, bir tanesininki değil. Ama edebiyatı kuvvetli olan haksız, olmayan haklı. Haksız olan kazandı laf dalaşında, peygamberimizin yanında. Peygamberimiz dedi ki ona, dünyada sen kazandın ama ahirette cehennemler senin dedi yani. O yüzden ne yapacaksın? Zulüm varsa sen zulme karşılık vermeyeceksin. Zulüm karanlıksa karanlığın içinde değil. Karanlığın içinde değil. Aydınlığa koşacaksın yani. Hatanı biliyorsan tevbe edeceksin. Edersen dünyadaki ve ahiretteki durumun. Ya zaten yaşadığımız iki yer var. Bir dünyamız var, bir ahiretimiz var. Dünyada adamı kendine sıkıntı yaptın. Ahirete bu adam senin her şeyine engel olacak. Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Kalbinde tutamıyorsan vur tekmeye gitsin ya. Baktın adam sana zulmediyor. Kaç ondan. Niye üstüne gidiyorsun ki? Kaç ondan ya. Yanına bile yaklaşma gerekirse. Hatasını anlayana kadar. Hatasını anlayıp sana gelden özür dilediği zaman bu sefer hadi lan oradan yürü deme, sen zulmedersin bu sefer. Sen de ki bak benim de hatam var ama benim kalbim sana biraz soğudu. Biraz zamana bırakalım, inşallah ısınır. Bir anda da öyle eski samimiyeti bekleme ya. Eski samimiyeti bir anda beklersen o zaman ne olur? Bir anda yine aranız ne olur? Bozulur yani.
O yüzden Rabbimiz de diyor ki اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Yani onlar diyor, hesap onlara yaklaşıyor. Ya sen bir kula zulmetmişsin. Rabbimiz diyor ki benim karşıma kul hakkıyla gelmeyin. Gelmeyin diyor benim karşıma kul hakkıyla. Rabbimizin karşısına çıkmışsın, milyarlarca, milyonlarca insana zulmetmişsin sen. Rabbim sana ne diyecek ya? Hesabın yaklaşıyor diyor, baksana Rabbimiz ayet-i kerimede. Gafletten diyor, gaflettesiniz diyor, gaflette. Yüz çeviriyorsunuz hala diyor. Hala diyor hatalarınızı görmekten yüz çeviriyorsunuz diyor. Sen niye yüz çeviriyorsun ki hatanı görmekten? İnsanda hata olmaz mı? Olur. Olur. Hatasını gören adam kalitelidir, görmeyen adam kalitesizliğin en dibindedir yani. Adam hatasını görüyorsa niye ya, ben 19 yaşındayım daha ya, benim hatam olmaz mı hocam? Sizin hatanız olmaz mı? Etrafımızdaki insanların hatası olmaz mı? Bizim hatamız olur. Biz hata yaparız. Çünkü biz bu dünyaya yetişmeye geldik. Şimdi hamuru atıyorsun ham haliyle içeri, değil mi? Misal veriyorum, tencereye hamuru atıyorsun. Bir anda mı pişiyor yoksa yavaş yavaş mı pişiyor? Yavaş yavaş pişeceğiz de biz de bu yolda. Önemli olan pişmek ama. Sen şimdi tencerenin altını açmamışsın, hamuru atıyorsun. Hamur hadi piş, hamur hadi piş, hamur hadi piş. O da pişti zaten. Senelerce başında hamur piş desen ne yapmaz? Pişmez yani. Ama onun tencerenin altını bir açacaksın, böyle bir yanacaksın yani. Hatalarını gördükçe böyle bir yanacaksın sen. Ama ne diyeceksin? Benim hatam var diyeceksin. Ondan sonra bu yolda ne yapacaksın? Pişeceksin. Pişmezsen, tencerenin altını açmazsan, misalde söylediğimiz gibi, senelerce başına geçip hamur piş, hamur piş, hamur piş. Hiçbir şey olmaz senden yani. O yüzden gençsen, 50 yaşındaysan bile senin hatan olur. Her insan her konuda her şeyi bilecek diye bir şey yok. Kendini hesaba çekeceksin. Kendini hesaba çekeceksin ya. Eyahsebül insanı eyüsreke südâ diyor Rabbimiz ayet-i kerimizde. İnsan en ufak yaptığı hatadan hesap sorulmayacağını mı zannediyor? Öyle bir şey yok. Sen bir kula hata yaptıysan, sen bir kula zulmettiysen onun karşılığını göreceksin. Ama pişman olduysan, tövbe ettiysen onun karşılığını iyi göreceksin. O kardeşinle beraber belki cennete gideceksin. Ama hatalı görürsen belki ona yapmış olduğun o zulüm seni Allah korusun cehenneme götürecek yani. Tekrar söylüyorum ama Müslüman'da kin, buğz ve zulüm olmaz. Olan adam kendini dikkat etsin kendine, kendini bir hesaba çeksin yani. İnşallah hocam, bir tane hocamız vardı bizim, Resul Hoca diye. Onun bir sözü vardı, o aklıma geldi. Şimdi siz dediniz ki arkadaşlar arasında bir küskünlük olabilir ama önemli olan onu anlayıp özür dilemek demiştiniz. Ben de şununla alakalı Resul Hocamızın söylediği şeyi söylemek istiyorum. Demişti ki arkadaşlar arasında küslük iyidir demişti. Hani onun kıymetini anlarsın demişti. Bunu da ek olarak söylemek istedim. Şimdi hocam zulüm konusunu bitirdik. Peki bir insan bize söz olarak veyahut da işte normal icraat olarak bir zulüm yaptı. Peki biz onlara nasıl karşı bir merhamet, ne yapmalıyız? Onlara karşı nasıl bir merhamet göstermeliyiz hocam? Şimdi hocam sonuçta zulmedilen bir durum var. Yani. Ve sen mazlumsun. Kalbin ve nefsin araya her türlü girer. Bir kere bunu söylemek lazım yani. Dün bir tane mesaja geldi bize. Diyor ki hocam diyor 7 senedir komşuma sabrediyorum. Benden büyük diye diyor. En son diyor patladım hocam diyor. Bağırdım onu diyor. En son 7 sene sabretmiş ama. Şimdi düşünmek lazım. Bu adam, karşımdaki adam benim söylediğim hatayı, yani şey, özür diliyorum, onun bana yaptığı zalimliği zaman geçtikçe anlar mı? Onu sen ne yapamazsın? Bilemezsin. Ama anlayana kadar ondan kaçmak nedir? En iyisidir. Niye? Şimdi sen, sana zulmetti, gittin ona, bağırdın, çağırdın. Namaza geldin, şeytan gelecek diyecek ki sana, bak şöyle de deseydin, böyle de deseydin. Keşke bir tane de yumruk çaksaydın. Bir de şöyle yapsaydın. Yani bak olay aslında bağırmakla ne yapmıyor? Bitmiyor. Şeytan sana iki halükarda da gelecek mi? Gelecek. Ama bir de şöyle gelsin. Ya şuna bir kız da, bir bağır da içini boşalt diye geliyorsa anla ki sen doğru yoldasın yani. Çünkü sen ne yapıyorsun? Susuyorsun. Men samete nece. Susan kurtuldu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zulmediliyorsa sana ama bakın yeri geldiğinde konuşmak lazım. Yeri geldiğinde ne yapmak lazım? Konuşmak lazım yani. Ama yeri geldiğinde ne yapmak? Baktın adam sırf sana oynuyor. Hemen kaçacaksın oradan ya. Yapacak bir şey yok ki. Sen de onu oynadın, kavga ettiniz. Ne değişti? Yine gelecek şeytan sana. Şöyle de bir tane alttan çaksaydın, bir tane de sağdan vursaydın. Yine girecek gönlüne yani. Yani ne yapmak lazım? Bol bol zikire çalışmak lazım hocam. Yani şeytan zikir yapan insana ne yapmaz? Gelmez yani.
Niye? Efendimiz Hazretlerimiz buyuruyor ki sen nefsini hak ile meşgul etmezsen nefsin seni ne yapar? Batıl ile meşgul eder. Sen şimdi nefsini Allah 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 la ilahe illallah zikirleriyle meşgul edersen bu sefer ne olur? Şeytan sana yaklaşamaz. Korkar senden yani. Korkar senden. He, sonuçta ama bakın zulmediliyorsunuz. Kalbiniz daralır. İçiniz içinize sığmaz. Yani böyle eliniz ayağınız titrer. Olur bunlar. Çünkü size zulmediliyor. Zulmediliyor size. Ama bakın bir taraftan bir şöyle bir kendinizi bir kefeye koyun. Bir de o zulmedeni bir kefeye koyun. Bir de şuradan bakın. Zulmeden siz olsaydınız ne olacaktı? Ya zulmünüz üzerine kendinizi haklı görseydiniz ne olacaktı? En kötüsü. En kötüsü yani. O yüzden ne yapacaksın sen? Sen sana söylenileni yapacaksın. Ne diyor büyükler? Bu işlerde büyüklere sormak lazım. Büyüklerle istişare etmek lazım. Hocalarımızla istişare etmek lazım. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani her şeyin güzelini görürdü. Her şeyin ama. Bir gün Peygamberimiz sahabeleriyle yürüyordu. Oradan birkaç tanesi dedi ki bakın örnektir bu. Yoksa kesinlikle sahabeleri tenkit etmek falan değil. Sahabelerin hepsi bizim Efendimiz'dir. Hepsi bizim Efendimiz'dir. Ama bakın yaptıkları her şeyde bizim için örnekler var. Buna dikkat etmek lazım yani. Bir gün yürüyorlardı bir baktılar bir tane köpek ölmüş. Dediler ki ya şuna bak dediler ne kadar dediler. Kokusu da sinmiş herhalde. Böyle şey duruyor dediler yani abes duruyor. Peygamberimiz dedi ki dişlerine bakın dişleri ne güzel duruyor dedi. Yani anladınız mı oluyor hocam? Yani her şeyde güzelliği görmek var. Mesela misal veriyorum o adam sana zulmediyor. Neyle zulmettiğine bak. Sana söylediği ifadeler var. Varsa sende bu ifadeleri, yani söylemiş olduğu ifadeler sende varsa ne yap? Onlardan tevbe et. Bunda bile bir güzellik var aslında. Ama bakın kalp daralır. Bunu söylüyorum ben yani. Kalp daralmaz ne demiyorum? Demiyorum. İnsanın içi içine sığmaz diyorum. Hiçbir şeyin yapısı gelmez diyorum. Ama tam bu zamanda Mevla'ya sarılmak nedir? En iyisidir. Niye? Şöyle düşün hocam. Öyle bir dünyadasınız ki hiç sıkıntınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Her şey paşa paşa yerinde akıyor. Ya biz böyle bir dünyaya gelmedik ya. İmtihan bittiği anda hayat bitti yani. Hayat bitti. Yani o yüzden sen ne yapacaksın? Kalbin daraldığı zaman zikre sarılacaksın. Bir de o zaman insan ne güzel sarılıyor biliyor musun hocam zikre? Çünkü dayanacak kimseyi yok. Kimsesi yok yani. Zaten insanın başına bir iş geldiği zaman Allah aklına. Evet yani bir de böyle zulmediliyorsa kendine ve zulmedildiğini de biliyorsa... Bu konuda da eminse ne yapıyor? Bak diyor ya Rabbi. Vettekullaha ve alemu enneküm mülakuh ayetine sığındım diyor. Ne diyor? Ya Rabbi sen her şeyi gözetensin. Allah'tan korkun buyuruyorsun. Benden korkun buyuruyorsun. Ben senden korkuyorum. Senin beni her an gözettiğini de biliyorum. Ne olur ya Rabbi? Senin yolunda senin kullarına zulmetmekten beni muhafaza eyle. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder, yalnız sırtımızı sana yaslarız diyor. O bu şekilde işi merhamete çeviriyorsun. Yani sen kalkıp ona daldın, o sana daldı, sen ona bir daha daldın, sen ona, o sana bu olay uzar gider. Dediğim gibi ya iki kefeye koyuyorlar biz zaten. Bir dünyaya koyuyorlar, bir ahirete. Dünyanı onunla sıkıntı ettin, berbat ettin. Ahiretinde bir de onunla uğraşacaksın. Ya çekilmez be kardeşim ya. Vallahi çekilmez, billahi çekilmez ya. İşimize bakalım biz ya. İşimize bakıp hakka gidelim yani. Ne işimiz var bizim böyle yoldaki şeylerle, tökezlerle. Ya bu yolda hepimiz hata yaparız ama. Ben bunu tekrar söylüyorum. Yani sen, yani öyle insanlar vardır ki sana rahmettir, başkasına imtihandır. Öyle insanlar vardır ki sana imtihandır, başkasına rahmettir. Hayatta herkes de sınanacak yani. Önüne senin her türlü insanı Mevla karşına çıkaracak. Niye? Bak diyecek böyle de benim kullarım var, böyle de benim kullarım var, böyle de benim kullarım var ama hepsi benim kulum. Hepsi benim kulum yani. Bunları yargılamak sana ne yapmaz? Düşmez. Onları ben yargılarım. Sen işini benle halledeceksin der yani. O yüzden işimizi Mevla ile halledeceğiz. Hocam işimizi Mevla ile nasıl halledeceğiz? Rabbimizin dostları var, Rabbimizin dostları. Rabbimizin dostları olmasaydı şu bahanemiz olurdu bizim. Niye? Ya Rabbi sen bize senin istemiş olduğun, sevmiş olduğun kriterlerde bir insan göndermedin derdik. Haşa öyle deme imkanımız var mı ya hele ki Türkiye'de? Ya Türkiye'de her gittiğin şehirde 2-3 tane alim ulema bulursun ya. Her gittiğin şehirde elhamdülillah. Her gittiğin şehirde 10'dan 20'den fazla Kur'an-ı Kerim kursu bulursun ya.
Yani sen böyle bir ülkeyi bulmuşsun, böyle bir dünyayı bulmuşsun, böyle bir ümmeti bulmuşsun. Sen şükredeceğin yerde kalkıyorsun, bir de onlara dolaşıyorsun, zulmediyorsun. Olmaz. O yüzden ne yapacağız? Bizim yapmamız gereken tek şey ne yapmak? Çalışmak. Ama merhamete çalışmak. Sorun üretmek değil, sorunu çözmek. Burayı da altını çizerek söylüyorum. Niye? Rabbimiz diyor ki, وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için diyor ancak yaptığının karşılığı var. Kötülük yaptıysan karşılığını kötülük, iyilik yaptıysan karşılığında ne yapacaksın? İyilik olarak göreceksin. Bu yaşadığımız dünyanın kuralı böyle. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor. Bununla beraber de bu soruyu bitireceğim inşallah. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, an Ebi Hüreyne radıyallahu anh. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gale dedi, buyurdu ki, beynehüme racülün yemşi bidarigin üştette aleyhil adaşu. Bir ara diyor vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. İnanılmaz derecede susadı. Sonra ne yaptı? Fevecide bi'ran fenezele fîhâ feşeribe. Bir kuyu buldu, kuyunun içine indi, kuyudan sulandı. Yani suyunu ne yaptı? Tamamladı. Sonra ne yaptı? Sümme karece, sonra kuyudan çıktı ki bir de baktı, feize kelbün yelhesü ye'külü sera minel adeş. Bir köpek gördü ki böyle susuzluğundan artık böyle çölün üzerindeki o nem var ya, kumun üzerindeki nem, onu yalayan bir köpek gördü yani. Ondan sonra ne dedi? Fekale racül, adam dedi ki, legat belega hazel kelbe minel adeşi mislüllezi kâne gat belega minni. Az önce dedi bana ulaşan susuzluk, bana ulaşan dedi o bitkinlik hali, o yılgınlık hali, o çaresizlik dedi, bak dedi bu köpeğe de ulaştı. Ne yaptı sonra peki? Fenezelel bi'ra, kuyuya indi. Femele'e huffehu me'en sümme emseke bi fihi. Sonra mesline hocam, mesline çarığına bazı rivayetlere göre de suyu doldurdu, onu ağzında tuttu. Ayakkabısını ağzında tutarak yukarı çıktı. Sonra hatta rakiye çıkana kadar diyor ağzında mesline tuttu. Fesekal kelbe, köpeği suladı. Yani aldı, önüne koydu ayakkabısını. Köpek de oradan su ihtiyacını giderdi. Feşekerallahu leh fe gafera leh. Allah ona teşekkür etti diyor, buyuruyor Peygamberimiz. Allah ona teşekkür etti ve onu affetti. Şimdi hayvana merhamet diyoruz burada biz. Ya insan insana merhamet etmez mi? Hayvana merhamet edene Rabbimiz teşekkür ediyor. İnsana merhamet edene Rabbimiz etmez mi? Hayvana merhamet edeni Rabbimiz affediyor. İnsana merhamet edeni etmez mi? Eder yani. O yüzden ne yapacağız? Zulme merhametle karşılık vermesini bileceğiz yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde zulme Müslümanlığın gerektirdiği şekilde şiddetle cevap vermesinde ne yapacağız? Bileceğiz. O yüzden Rabbim ne yapsın? Kıymetini bilmeyi bizlere ikram eylesin Peygamberimizin. Bakın her konuda bize örneği var yani. Her konuda bize neyi var? Örneği var. Hatta devamlı sahabeler diyor ki fekalu dediler ki sahabe-i kiram efendim, ya Resulallah, ey Allah Resulü, inne lena fil behaim ecran, bizim için de hayvanlardan bir ecir var mı? Yani bizde de hayvanlara işte sulasak, hayvanları yemlesek, onlar için bizde bir ecir var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fekale fi külli kebidin radbetin ecrun, her canlı sebebiyle insana sevap vardır. Sen insansan ve bir canlıya yardımcı oluyorsan, o adam hatasını bilmiyor olabilir. Yani zulüm yapan adam kendisini haklı görüyor olabilir. Ona biraz zaman ver. Ondan biraz uzak dur. Hatasını atlayana kadar. Hatasını anlamazsa Rabbim hidayet etsin diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ama hatasını anlayıp senin yanına geldiği zaman da sen ona zulmetmeyeceksin. Diyeceksin ki kardeşim, benim kalbim senden biraz soğudu. Soğuduysa kalbin, hala kalbin ona ılıksa öyle yapma yani. Bana diyeceksin biraz zaman ver. O mahcubiyeti ne yapacaksın? Hem sen hissedeceksin, hem de karşındakine ne yapacaksın? Hissettireceksin. O yüzden Rabbim kendimizi masaya yatırıp böyle ameliyat etmeyi, hastalıklarımızı içlerimizden tespit edip sökmeyi ne yapsın bizlere? Nasıl ikram olsun? Eylesin. Bu da kendi başımıza ne yapmaz? Olmaz. Kesinlikle kendi başımıza biz hiçbir şey yapamayız. Bu da ancak Rabbimizin dostları, Efendi Hazretleri bizim vesilesi, dostu olan Efendi Hazretleri bizim vesilesi, ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Rabbim ikram eylesin diyorum hocam inşallah. Yani hocam kısacası bir olay olduğu zaman, kendimize bir zulüm edildiği zaman olaya geniş bakacağız. Evet. İdare kabiliyetimizi biraz daha geliştireceğiz. Evet hocam, son sorumuza geçmek istiyorum inşallah. Şimdi hocam
Bir hadis var ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ancak sonradan anneleri, babaları onu Hristiyan, Mecusi veya Hristiyan yapar diye bir hadis var. Şimdi bizim çok şükür Türkiye'mizde öyle bir şey yok. Hep herkes Müslüman Allah'a şükür. Bütün Türkiye'mizdeki bütün insanlarımız Müslüman. Ama bizim insanlarımız da çocuk yetiştirirken yani hepimiz insanlarımız hepimiz yetiştirirken çok hata yapabiliyoruz. İşte açık verebiliyoruz her türlü çocuklarımıza karşı bir hata yapabiliyoruz yetiştirirken. Bu da çocuklarımızın ileride çok büyük hatalara, sıkıntılara yol açabiliyor. Şimdi inşallah hocam programımızda bu konuya inşallah ilaç olalım. Güzel bir şekilde bu konudan da biraz bahsedelim. Ondan sonra programımızı kapatalım inşallah. Şimdi hocam çocuk nasıl yetiştirilir? Bundan bize bahsedebilir misiniz? Hocam biz önceki programlarımızda bunlardan çok bahsettik. Bir genç olarak dedik. Hani dedik ya seyircilerimiz bizi ekranlarda böyle genç olarak görüyor. Ne diyorlar? İşte hocam bizim de çocuklarımızın sizin gibi olmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnsanın dedik kendisi yetiştirmesi şöyledir böyledir. Hatta bir ara hocam her hafta seyircilerimizden o konu üzerine mesaj gelme sebebiyle konumuz hep oraya kayıyordu. Yani hep çocuk eğitimine, çocuk yetiştirmeye kayıyordu. Biz bu konu üzerinde programlar yaptık. Bir daha söyleyelim hocam. Yani bu konu hep önemli olduğu için tekrarlıyoruz ama. Hep önemli olduğu için. Bakın şu anda kesinlikle ama hocam. Okullarda verilen eğitimler bizim dinimize uygun değil. Hiçbir kız erkeğin yanında durmaz. Hiçbir erkek kızın yanında durmaz. Şeytan illaki araya girer. Dün bir haberde gördüm hocam. 16 yaşındaki bir genç sınıfa giriyor. 16 yaşındaki bir kızı sevgilisi miymiş neymiş vuruyor. Sonra da kaçıyor. Kendi kafasına sıkıyor herhalde. Ondan sonra ya yoğun bakımdaydı ya bir şey değil. Ya bakın 16 yaşında bir genç ya. Daha pırlanta gibi bir çocuk. Çocuk yani. Çocuk. Belki de daha ergenlik çağına yeni girmiş bir çocuk. Yani bu çocuk 16 yaşında manitacılık ayaklarını öğrenirse, sevgili muhabbetlerine girerse, bu çocuk 20 yaşında, 26 yaşında ne olur? Yapmadığı pislik kalmaz yani. Zaten Cumhurbaşkanımız da ne dedi? Açıklaması da söyledi. Ne dedi? Bugüne kadar dedi verilen hizmetler güzeldi ama hiçbir hizmet medrese hizmeti kadar ne yapamaz dedi. Bu dine hizmet edemez. Çünkü bizim dinimizin sistemi bu ya. Allah bunu emrediyor. Allah bunu emrediyor yani. Rabbimiz medrese sisteminde yetişen çocuk düşünün yani. Yarın öbür gün ya bunu insan kendisi de düşünebilir aslında. Medreseden yetiştiren bir çocuğu şuraya koysalar. Bir de okul sistemiyle yetiştirilen çocuğu şuraya koysalar. Rabbimiz hangisine güzel muamele yapar? Hangisini güzel muamele yapar? Bir düşün ya Kur'an-ı Kerim eğitimleriyle uğraşan, Rabbimizin ilimleriyle uğraşan, ha, diğerleri de Rabbimizin ilmi ve dünyevi ilimler de lazım hocam. Yani bizim padişahlarımız coğrafyayı da öğrenmişti. İşte bunun gibi matematik ilmini şunları, onları da öğreniyoruz zaten elhamdülillah. Onlar da lazım zaten. Ama önceden öncelik uhravi ilimlerdi, şimdi öncelik dünyevi ilimler. Yani insanlar sırf dünyaya çalışıyor hocam ya. Geçen böyle bir Esnaf mahallesi var ismini vermeyeyim. Girdim oraya şöyle. O anda da öyle aklımda hiç öyle bir şey yoktu yani. Şöyle bir baktım hocam cuma ezanı okunuyor. Yerinden kıpırdayan yok. Gönlüme şöyle geldi. Ya bu insanlar dünyaya yerleşmiş ya. Dünyaya yerleşmiş yani. Şimdi bu mantıkta olan babanın evladı nasıl olur? Bu mantıkta olan annenin evladı nasıl olur? Sadece dünyayı çocuğuna aşılayan bir baba annenin evladının sen uhrevi olarak yetişmesini bekleyemezsin ki. Zaten şu anda şeytan evimize girdi. Açık konuşayım. Şeytan cebimize girdi. Şu telefon diye kullanılan şey kötü. Bakın iyi yanları da çok. İyi yanları da ne? Çok. Şu anda ben mesela desem ki burada telefon olmayan var mı? Kimse yok benim telefonum yok demez. Öyle değil mi hocam? Benim telefonum yok demez. Ama bunu kötüye kullanıldığı zaman, çok iyi bir şekilde kötüye kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor yani. Bütün gençler şu anda elinde telefon barındırıyor mu? Barındırıyor. Ve 16 yaşında manitacılık ayağına başlayan bir çocuk 26 yaşındaki durumunu siz düşünebilir misiniz?
düşünebilirsiniz. Biraz tefekkür etmek lazım. Çocuklarımızı İslami ölçülerde yetiştirmek için zamanımızda daraldı herhalde. Ne yapmamız lazım? Bol bol medrese eğitimi verdirmek lazım. Cumacı yetiştirmemek lazım çocuklarımızı. Cumacı tayfa var ya hocam. Haftadan haftaya, cumadan cumaya geliyor. O da şey diye, yani hani bir köyde demişler ki hoca biz camiye gelmeyeceğiz ama sen ezanı yine okut. Hoca demiş ulan demiş madem camiye gelmeyeceksiniz ezanı niye okutayım? Ya demiş o kadar da gavur değiliz demişler yani. Anladınız mı? Yani bu eğitim sisteminde, yani bu mantıkta yetişen bir babanın, annenin, evladının ukrevi olarak yetişmesini biz ne yapamayız? Bekleyemeyiz. Medrese şartları altında yetişen bir çocuk bu dine, bu millete hizmet eder ama başka şekillerde, başka eğitimlerde yetişen bir çocuk bu dine, bu millete hizmet değil, bu dine, bu millete ne yapar? Zulmeder ya. Ne yapar? Zulmeder. Bakın 50 yaşında, 52 yaşında hafız olan insanlar gördüm ben. 52 yaşında, 50 yaşında başladı, 54 yaşında da bitirebilir. 53 de olabilir ama 4 sene daha hafızlığını ne yaptı? Bitirdi. 50 yaşından bahsediyoruz hocam. Bizim bir amcamız vardı. Sizinle beraber, bizimle beraber 77 yaşında mı, 75 yaşında mı ne, bizimle burada hocalık icazeti aldı yani. Ya bu işler ne işi? İstekçi. Siz de söylediniz yani programın başında. Hani bu işte adam 50 yaşında zaten bizim evlat bir daha cehennemden çıkarması falan. Öyle bir şey yok. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Sen kendini bir düzelt. Herkes diyor ki hocamızın bir ifadesi var ya, herkes diyor çocuğun İsmail Aleyhisselam gibi teslim olmasını bekliyor. Ya mübarek diyor. Sen diyor bir İbrahim Aleyhisselam ol da çocuğun İsmail Aleyhisselam olsun diyor yani. O yüzden İbrahim Aleyhisselam olalım ki neslimiz İsmail Aleyhisselam gibi yetişsin inşallah diyorum hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bugün Muhammed Hocam ile birlikte 3 konu, sizlerden gelen istek üzerine 3 konuyu işledik. Gerçekten çok tesirli bir program oldu. Hep beraber güzel şeyler öğrendik inşallah. Şimdi Muhammed Hocam duaya geçelim, ondan sonra programımızı noktalayalım. Hocam evvela iki şey söyleyeceğim. Bir, Kadir Yüzükçü, Kadir Hamza Yüzükçü kardeşimiz vardı bizim, evet, seyircilerimiz adına hatim indiren kardeşimiz. Kendisi de Fatih Hocamızın talebesi olur. Ben buradan Kadir Hamza Yüzükçü kardeşimize teşekkür ediyorum bu hatimi bizlere ve seyircilerimize hediye ettiği için. Rabbim kendisinden razı olsun. Şu anda kendisi yüzüne dersler alıyor. İnşallah Rabbim hafızlığını ve Arapça icazeti aldığı günleri de görmeyi bizlere ikram eylesin diyorum hocam inşallah. Bir de bir kardeşimiz var, Melike adında bir bayan kardeşimiz. Kendisinin ruhsal sıkıntıları varmış hocam. Bu 15 Temmuz'dan dolayı, 16 Nisan'dan dolayı referandum olaylarından falan bayağı kendisine sıkıntı yapmıştı. Bileklerini ne kesiyormuş. Rabbim ona da acil şifalar ikram eylesin diyorum hocam inşallah. Duaya başlayalım. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyel Alel Vehhab. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدواب ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا الحاج علي الحيدر الأقصوي قدس سره وإلى شيخنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا ما علم نعلم الحاج محمد الوفي قدس سره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب عاجزان okumuş olduğumuz bu hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat Hace-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, latif, pak ruhu şeriflerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ve cemî peygamberan-ı izam ve resul-i fikam aleyhim salavatül mennan efendilerimizin de ruhu tayyibelerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Âli ezvacı mudahharat, zeve-i ihtiramın da ruhu tayyibelerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Müçtehidin, müfessilin, muhaddisin, mütekellimin, fukaha, kurra, tullab, huffaz ve bil cümle hamele-i Kur'an'ın da ruhu tayyibelerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin.
Ya Rabbi bizlere her hafta destek olan, özellikle okumuş olduğumuz bu hatmi şerifi bizlere her hafta destek olan, bizlerin programdaki feyizini arttıran seyircilerimizin de, isimleri gelen seyircilerimizin ve bizi şu anda izleyen seyircilerimizin ruhuna ve ruhaniyetlerine, geçmişlerinin ruhuna, kendilerine ruhaniyetlerine hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onları ve bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kriterleri altında yetişen gençlik ve ileri nesil olabilmeyi ikram eyle. Bu davada en ön safta olabilme kabiliyetini bizlere ikram eyle ya Rabbi. Bizlerin hatası olur. Bizler kuluz, bizler beşeriz ama önemli olan bu hatalarımızı anlamak, bundan sonra da o hatalarımızdan kendimizi tedavi etmek. Bu tedavi kabiliyetini de Allah dostlarınla, senin dostlarınla bizlere ikram eyle ya Rabbi. Bu yolun yolcusu olabildik elhamdülillah. Bu yolda komutan olabilmeyi de bizlere ikram eyle. Bu davayı ileriye taşıyabilmeyi, tüm dini mübini İslam'ı dünyaya yayabilmeyi, senin nurunu dünyaya yayabilmeyi bizlere ikram eyle. Ya Rabbi özellikle ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı şerifi altında cümlemizi haşr-ı cemeyle, vandan cennetinle, cemalinle, lika-i şerifinle meşrur eyle, din-i mübin İslam'ımızı ilahi yevmül kıyam paydar eyle, tarikat-ı aliyyemizi muhafaza eyle, sevgili mürşidimize, Mahmud Efendi Hazretlerimize, sultanımıza da sıhhat, afiyet, bol bereketler ikram eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli izleyenlerimiz, her hafta Örnek Gençler programının sonunda Muhammed Hocam ve diğer hoca kardeşlerimiz inşallah sizlere dua edecek. Siz de bizlerin duasına ortak olmak istiyorsanız 0545 905 1861 telefonundan bizlere ulaşabilirsiniz. Örnek Gençler programının bir daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya cumartesi yeniden sizlerle görüşmek üzere. FMTV ekranlarından hepinize iyi günler diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.